üyelerimiz, teşkilatımızın birbirinden değerli mensupları, saygıdeğer delegeler, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın kıymetli mensupları, büyük Türk milletine gönül vermiş, Tuğran ülküsüne yüreklerin buluştuğu Milli Yaşar Hareket Partisi Aksaray Merkezi'nce 14. Olağan Kongremize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 13. Olağan Kongre'de bize nasip olan Merkez İlçe Başkanlığı ve yönetimimiz, bu dönemde de teşkilatımızın birbirinden değerli mensuplarıyla tanık olmak yine bize nasip oldu. İlk günden bugüne geçen zamanda heyecanımızdan hiçbir şey hissetmedim. Hala heyecanımız diri, görev aşkımız, Aksaray'ımıza hizmet etme isteğimiz dünden daha değerli, daha kıymetli. Saygıdeğer arkadaşlarım, konuşmamda çok fazla siyasi detaya girmeyeceğim. Benden sonraki konuşmacılar eminim ki gerekenleri dile getireceklerdir. Ancak kısaca hissiyatlarımı siz değerli gönüldaşlarımla da paylaşmak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi ülkemiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimine girmiştir. Bu seçimde ne kadar Türk ve Türkiye düşmanı varsa hepsi bir potada yer almışlardır. Milli kültürümüze, inancımıza, ahlakımıza, Türk milletinin bütünlüğüne saldıranlar, milli birliğimize kasteden bölücü teröristler ve fitne grupları hepsi aynı yıkım masası etrafında toplanmışlardır. Şunu da çok iyi biliyoruz ki ne kadar Türk ve Türkiye düşmanı varsa aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'ne de düşmandırlar. Her zaman olduğu gibi bu seçimde de boş durmadılar. Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşman bütün işbirlikçiler, satılmış anket şirketleri, bölücüler, fitneciler kol kola partimize saldırdılar. Baraj altı dediler. %4 oy alır dediler, bitti dediler. Ellerinden gelen olumsuz ne varsa hepsini denediler. Ama düşmanca saldırıları sonuç vermedi. Başaramadılar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarısını engelleyemediler. Türk milleti ülkemizi uçurumlara çekmek için aynı amaç ve ara içerisinde olan bu şer odaklarına, iç ve dış fesat yuvalarına fırsat vermedi. Türk milleti istikbal ve istiklaline göz dikenlerine fırsat vermedi. Milliyetçi Hareket Partisi'ne bitti diyenler kendileri bitmiştir. Zillet ittifakının seçim sonrası düştüğü kargaşa ve kavga ortamı da bunu göstermektedir. Aslında şunu da belirtmek gerekir ki, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin söylediği gibi, Zillet ittifakını oluşturan CHP'de çarşı karışmış, İYİ Parti'de sular ısınmış, bizi ne ilgilendirir? %1 oy bile alamayan partiler grup kuruyormuş. Bizim ne alakamız vardır? Birbirlerini dolandırıp tek ayak üstünde satıyorlarmış. Alan biz değiliz, satan biz değiliz. Bizim ne alakamız vardır? Biz millete bakarız. Ne diyor, ne istiyor, varlığını ve devamlılığını nasıl koruyor diye. Biz devlete bakarız. Ne yapıyor, hangi zorluklarla savaşıyor diye. Biz vatana bakarız. İhtiyaç baş gösterirse belki feda oluruz diye. Biz al bayrağa bakarız. Yan bakan çıkarsa gözünü oyarız diye. Değerli arkadaşlarım, evet başaramadılar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hedeflerini engelleyemediler. Ülkemizi kaos ve kargaşa ortamına sürükleyemediler. Bundan sonra da başaramayacaklar. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmeyecek. Son kale Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milleti var oldukça dimdik ayakta kalacak. Bütün şer güçleri bilsin. Vatan bilmez, millet bilmez, ahlak ve akıl yoksunu gününü gün edip sefa süren bedbahtlar bilsin ki. Ben Ali'de Alparslan, İstanbul'da Fatih, surlarda Ulu Batlı, Bağdat'ta Genç Osman, Çanakkale'de 15'ti. Ben Selit Onbaşı, ben Mustafa Kemal, ben Kılıç Kıran, ben Özmen, ben Arıkan, ben Pehlivanoğlu, ben Duracık, ben Fırat'ın deli cakarı, ben tarihte hafıza, bugün de umudum, ben hep var olacağım, tek kalsam da sizinle savaşacağım. Ben sana geldim ey sevgili yar, bin kurşunla ölsem de demem ah. Bütün iç soyları birleşse de yıkılmam. Sevdam büyük, sevdam yüce, sevdam kök salmış. Sökülmem,
dökülmem, dönmem artık. Ateşi tutar buz ederim, bütün dünyayı toz ederim. Sana göz dikeni kül ederim. Gökçe anam derdi, evlat yâri Anadolu. Edersen sevgini eksik, haramdır sana sütüm artık. Yemin etmişim vazgeçmem, anamın sütünü haram etmem. Bin kurşunla yesem ah etmem, sevdamsın kimseye yar etmem. Hepinize saygılarımı sunuyorum.